Sevgili öğrenciler, bugün 1911 yılında yaşanan Trablusgarp Savaşı ve peşine imzalanan Uşak Antlaşması ile ilgili konumuzu anlatacağız. Öncelikle haritada o gün 1911 yılında Osmanlı Devleti'nin sınırlarını görüyoruz. Ve haritanın sol üst köşesine doğru da İtalyan Devleti'ni görüyoruz. Öncelikle Avrupa coğrafyasında sömürgeci iki tane devlet var. İngiltere ve Fransa devletleri. Fakat 1870 ve 1871 yılında siyasi birliğini geç de olsa tamamlayarak dünya sahnesine çıkan İtalyan devleti ve Almanya devletini biliyoruz. Onlardan İtalya 1870 yılında özellikle siyasi birliğini tamamlayarak dünya sahnesine, tarih sahnesine sömürgecilik rekabetine girişecektir. Ve özellikle de İtalya sınırlarının hemen güneyinde bulunan Akdeniz'in Kuzey Afrika dediğimiz bölgede bulunan ve o gün Osmanlı toprağı olan Trablusgarp bölgesine göz dikecektir. Yani İtalya'nın buradaki en büyük amacı yeni bir devlet olmuş, dünyadaki sömürgecilik ve pazar rekabeti içerisine girmek istiyor ve bunun için de Osmanlı'nın o gün koruyamayacağı, İtalya da bunu çok iyi biliyor, Osmanlı'nın koruyamayacağı Kuzey Afrika'daki Trablusgarp coğrafyasına 1911 yılında saldıracaklardır. İlk başta Trablusgarp Savaşı ile ilgili iki tane sebep bizim için önemlidir. Bunlardan birinci sebep, savaşın birinci sebebi, geç de olsa siyasi birliğini tamamlayan İtalya'nın sömürgecilik ve pazar rekabeti içerisine girmesi, yani İtalya'nın sömürge elde etmek istemesi ve o gün Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a saldırması. Bu Trablusgarp Savaşı'nın İtalya açısından aslında bir sebebidir. Osmanlı açısından olaya bakacak olursak, o gün 1911'li yıllarda Osmanlı Devleti Trablusgarp topraklarını koruyacak güçte değil. Yani Trablusgarp'ı nereden koruyabilirsiniz? Ya deniz yoluyla, yani deniz kuvvetlerinizle koruyabilirsiniz ya da kara kuvvetlerinizle koruyabilirsiniz. Deniz kuvvetlerini biz biliyoruz ki 2. Abdülhamit zamanında Haliç'e çürümeye terk edildi. Yani denizden koruyacak gücünüz yok. Kara kuvvetlerinin de bölgeye gidebilmesi için Mısır'dan geçmeleri gerekiyor. Fakat Mısır, biliyoruz ki biz Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmişti. Yani Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı koruyacak ne yazık ki gücü yok. Karadan asker gönderemiyor. Çünkü Mısır coğrafyası İngilizlerin elinde ve İngilizler geçmenize izin vermiyor. Denizden asker gönderemiyorsunuz. Çünkü 2. Abdülhamit zamanında Haliç'e biz donanmamızı ne yazık ki çürümeye terk etmişizdir diyeceğiz. Yani Trablusgarp Savaşı'nın iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi İtalya'nın sömürge elde etmek istemesi. İkinci sebep ise Osmanlı'nın bölgeyi koruyacak gücünün ne yazık ki olmaması. Fakat bölgeye işte deniz kuvvetleri veya kara kuvvetleri olarak bir ordu gönderemiyoruz ama bölgeye gönüllü subaylarımızı göndereceğiz. Özellikle burada iki isim bizim karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi Enver Paşa, bunlardan ikincisi ise Mustafa Kemal. Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız olan Trablusgarp'a biz gönüllü subaylarımızdan Mustafa Kemal'i gazeteci Şerif gizli ve takma kimliğiyle bölgeye gönderdik. Enver Paşa'yı ise Hamdi takma ismiyle bölgeye gönderdik. Bu iki ismin Trablusgarp coğrafyasına gitmesindeki temel amaç bölgede yaşayan Osmanlı vatandaşı olan Müslümanları birleştirerek İtalyanlara karşı bir savunma hattı oluşturması için. Çünkü bölgeye biz asker gönderemiyorduk veya donanma gönderemiyorduk. Gönüllü subayların oradaki temel yaptığı şey bölge insanını Müslümanları İtalyanlara karşı birleştirerek İtalyan işgaline karşı koyabilmektir. Burada Trablusgarp'ta özellikle Derne, Tobruk ve Bingazi cepheleri bizim için önemlidir. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı savaşmıştır. Enver Paşa ise Bingazi'de mücadele etmiştir.
Bu üç bölgeyi bilelim arkadaşlar. Çünkü genelde 1914 ve 15-16'lı yıllardaki Birinci Dünya Savaşı ile ilgili, özellikle Çanakkale Cephesi ile ilgili gelen sorularda işte cephe kavramları var. Mesela aşağıdakilerden hangisi Çanakkale ile ilgili değildir diye bir soru geldiğinde, Derne'nin, Tobruk'un, Bingazi'nin Trablusgarp bölgesiyle ilgili olduğunu bilirsek gelen soruyu yapabiliriz. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal açısından da önemlidir. Çünkü biz biliyoruz ki Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı, tarih sahnesinde bir komutan olarak ortaya çıktığı ilk anı Trablusgarp Savaşı'dır. Gönüllü gitmiştir ve Osmanlı toprağını İtalyan sömürgesine karşı koruma mücadelesi vermiştir. O zaman Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı, ilk askeri makam olarak oraya gitmesi, tarih sahnesinde Mustafa Kemal'in emperyalizm denilen sömürgeciliğe karşı da yapmış olduğu bir başarı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu olay hangi açıdan önemli? Biz biliyoruz ki Mustafa Kemal İstiklal Harbi'nin bir numaralı komutanı. Anadolu'daki millet tarafından sevilen bir isim. Yani Anadolu insanı tarafından bir komutan olarak kabul görme sebeplerinden bir tanesi, 1911 yılında Trablusgarp'ta İtalyan sömürgesine karşı verdiği mücadeledir. Yani İstiklal Harbimizdeki liderlik vasfının, işte millet tarafından bu kadar rahat ve kolay bir şekilde kabul görme olayının sebeplerinden biri Trablusgarp'ta vermiş olduğu çetin mücadeledir diyeceğiz. Haritaya bakacak olursak arkadaşlar, Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı çok fazla koruyamıyor. Tamam, gönüllü subaylar bölgeye göndermiş ama mücadeleyi de bırakmıyor. Fakat 1912 yılında bizden kopup devlet kuran Balkan devletleri, özellikle Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan birleşerek Osmanlı Devleti'ne saldırıyorlar ve birinci Balkan Savaşı patlak veriyor. İki cephede birden savaşamayacağınız için Osmanlı Devleti Trablusgarp'taki İtalyanlarla yapmış olduğu mücadeleyi Uşi Antlaşması'nı imzalayarak bütün gücünü sınırındaki tehlike olan Balkan tehlikesine karşı vermiştir diyeceğiz. Yani Trablusgarp Savaşı'nı bitiren olay Birinci Balkan Savaşı'nın çıkmasıdır. İki cephede birden savaşmanız çok zordur ve Balkanlar sizin sınırınızdır. Yani İstanbul'a yakın olan, başkentinize yakın olan da coğrafya olduğu için Balkan Savaşı'nın çıkmasıyla Osmanlı Devleti İtalyanlarla Trablusgarp'ta Uşi Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. Uşi Antlaşması ile ilgili iki maddeyi bileceğiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi, Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız olan Trablusgarp İtalyanlara bırakılmıştır. Fakat bölge halkı Müslüman olduğu için kültürel ve dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalsın hükmü maddeye, antlaşmaya girmiştir arkadaşlar. Böylelikle Osmanlı Devleti halifeliği siyasette ikinci defada kullanmıştır. Hemen hatırlayalım. Birinci kullandığı yer 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Kırım bölgesindeki Müslümanların Osmanlı halifesine bağlı kalması ibaresiydi. İkinci kullandığımız yer 1912 Uşi Antlaşması'yla Kuzey Afrika'daki son toprak parçamızda yaşayan, yani Trablusgarp'taki Müslümanların Osmanlı halifesine bağlı kalması. Biz halifeliği iki kere siyasette kullandık. İkinci madde, Rodos ve 12 adalar. Biz biliyoruz ki Yunanistan'ın gözü Rodos ve Ege'deki 12 adalarda. İtalya da bunu çok iyi biliyor. Ve Osmanlı Devleti'nin de o gün adaları koruyacak bir donanma anlamında gücü olmadığı için geçici olarak Uşi Antlaşması'yla Rodos ve 12 adalar İtalya'ya bırakılmıştır. Ama geçici olarak bırakılmıştır. Fakat ilerleyen süreçte, özellikle 1914'te başlayacak olan Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı devletlerden bir tanesi İtalya. İtalya Birinci Dünya Savaşı sürecinde geçici olarak aldığı, Uşi Antlaşması'yla geçici olarak aldığı
Rodos ve 12 adaları işgal ettiğini açıklayacak. İkinci Dünya Savaşı'nda da İtalyanlar Mussolini liderliğinde yenilince adalar otomatik olarak Yunanistan'a devredilecek. Yani arkadaşlar şunu iyi görün. Rodos ve 12 adalar, Ege'deki adalar Osmanlı Devleti zamanında 1912 yılında Uşi Antlaşması'yla İtalya'ya geçici olarak bırakıldı. Elimizden 1912 yılında adalar ne yazık ki çıkmıştı. Uşi Antlaşması'nın önemi bir, Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız olan Trablusgarp'ı kaybettik. Artık Kuzey Afrika topraklarında ne yazık ki bizim toprağımız kalmadı. İkinci önemi ise Rodos ve 12 ada elimizden çıktı. Sorulara bakalım arkadaşlar. 1912'de Balkan Savaşları başlayınca Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Antlaşması'nı yapmış. Trablusgarp, Rodos ve 12 adayı İtalya'ya bırakmış. Bu durum sonuçlarından hangilerinin yaşanmasına neden olmamıştı? Birincisi, İtalya'nın Akdeniz'deki etkinliği artmıştır. Kesinlikle artmıştır. Çünkü Rodos ve 12 ada Akdeniz coğrafyasında olan bir ada. Bu adaları ele geçiren kimse orada Akdeniz'de etkinliği artacaktır. Soru bana neden olmamıştır dediği için bir neden olmuştur. Cevaplarda bir olmayacak. İki, sömürgecilik yarışının sona ermesi. Yukarıdaki bilgiden bu çıkmaz. Sömürgecilik günümüzde de devam eden, isim değiştirerek devam eden bir kavramdır. İki, cevaplarda olacak arkadaşlar. Buna neden olmuyor çünkü. Osmanlı Devleti'nin saygınlığının azalması da siz Rodos ve 12 adayı geçici olarak koruyamayacağınız için bırakıyorsanız saygınlığınız azalacaktır. Yani buna neden oluyor? Bu sorunun cevabı B şıkkı. Sömürgecilik yarışının sona ermesi yukarıda verilen bilgilerden çıkmıyor diyeceğiz. İkinci soru. İtalya, Balkan İttifakı içinde yer alan Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki çıkarlarını korumak için 12 adayı işgal edebileceği tehlikesini öne sürüp Uşi Antlaşması'yla ilgili bu adaların geçici süreliğine koruyuculuğu altına almıştır. Bu duruma göre İtalya'nın siyasetlerinden hangilerini takip ettiği savunulamaz. 1. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu koşullardan yararlanmak. Kesinlikle. Yani Osmanlı'ya diyor ki sen bu adaları koruyamayacaksın. Yunanistan'da sana savaş açmış. Yunanistan'ın en büyük amaçlarından biri de Rodos ve 12 adayı almak. Bu yüzden bunları bana ver diye geçici süre. Demek ki Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumdan İtalya yararlanıyor. Bu savunulur. O zaman cevap da bir olmayacak. A ve D şıkkı gitti. Uluslararası ilişkilerde çıkarlarını ön planda tutma. Evet, İtalya'da kendi çıkarlarını Akdeniz'de güçlenebilmek için kendi çıkarlarını ön planda tutuyor. Yukarıda zaten bir çıkar ifadesi de var. İkiye de ulaşırım. Sanayileşme sürecinde olan devletlere yardım etme. Yukarıda herhangi bir fabrikalaşma, işçi kavramı, sanayileşme ile ilgili bir ifade yok. Sorunun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Bir başka soru. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesine ses çıkarmayan Fransa ve İngiltere. Bu konuda İtalya'ya destek olmalarının nedeni. Şimdi arkadaşlar olaylara iyi bakalım. 1870 ve 71 yılları. İtalya ve Almanya diye iki tane devlet siyasi birliklerini geç de olsa dünya sahnesine çıkıyorlar. Ve bu iki devletin en büyük amaçları o günün sömürgeci devletleri olan İngiltere ve Fransa kadar güçlenmek. Kısa sürede sömürge elde etmek istiyorlar zaten. İngiltere ve Fransa, ki özellikle İngiltere, o gün İtalyanları destekliyor. Çünkü İtalya'nın Almanya'ya yaklaşmasını istemiyor. O zaman D şıkkındaki İtalya'nın Almanya ile işbirliğini önlemeye çalışması sorunun cevabıdır. Yani İtalyanlar Almanya'ya yaklaşmasınlar diye İngiltere ve Fransa İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmelerine göz yumuyor ve destek oluyor diyeceğiz. Bir sorumuz daha var. Yukarıdaki özellikler diyor hangi savaş sonucu diyor. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da bulunan son toprak. Kuzey Afrika diyorsa aklıma benim Trablusgarp Savaşı gelecek. 12 adanın geçici olarak İtalya'ya bırakılması yine Trablusgarp Savaşı ile ilgilidir diyeceğiz arkadaşlar. Yani sorunun cevabı B şıkkı. 2010 yılında üniversite sınavında çıkmış bir soru.
İtalya Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkartıyor. Sizi tehdit ediyor yani. Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan İttifakı kuruluyor ve Balkan Savaşları başlıyor. Yukarıda bir olayın seyri verilmiş. Bu durumla ilgili hangisine ulaşılabilir? Bir de İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir. Evet, 12 adaya sen asker çıkartıyorsan, Rodos'a asker çıkartıyorsan senin en büyük amaçlarından biri Akdeniz'de etkinliğini arttırmak. Yani sömürgecilikte ben de varım diyebilmek. Bir, aldık. İki de Balkan devletleri Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir. Evet, İtalyanlar Trablusgarp'ta Osmanlı'ya saldırınca Balkan devletlerinden de Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan bu dört Balkan devleti birleşerek Osmanlı'yı iki ateş arasında yani iki cepheye zorlamışlardır. İkiyi de aldık. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır. Arkadaşlar, Trablusgarp Savaşı 1911, Birinci Balkan Savaşı 1912. O zaman bu sorunun cevabı D şıkkı 1 ve 2'yi alacağız diyeceğiz.